Hello herkese iyi akşamlar şimdiden herkese iyi hafta sonları olsun. E, cumartesi pazarınız güzel geçsin arkadaşlar. E, hafta içi yoğun çalışanlar için hafta sonu molası gerçekten e, hem dinlenmek açısından hem de yenilenmek açısından muazzam arkadaşlar. Hazır mıyız? Savaş yine günde. Savaş. Dün ne diyordun? Savaş. <laughs> <laughs> Oysaki çok iyiyim dinlendim uykumu aldım güzellik uykularımı alıp karşınıza geldim arkadaşlar hazırsanız başlayalım çaylar kahveler alınsın geçilsin en rahat köşeye Seboş'ta hasbihal başlasın o zaman. Evet arkadaşlar birkaç gündür Şahan Gökbakar'ı konuşuyoruz doğal olarak e, skeçleri komiklik adına yaptığı videolar tartışma konusu oluyor. Gökhan Özen'den henüz ben bu videoyu çekene kadar bir çıt yok. Ama Buket Aydın öyle değil yeri yerinden oynatmıştı. Gelişmeler var bakalım o yönde nasıl gelişmeler var. Buket Aydın'ın açıklamalarına Şahan Gökbakar'dan cevap geldi. Zannedersem bayağı bir üzülmüş olacak ki karısı adına hem karısından özür dilediği bir not paylaştı hem de yargı yoluna gideceğinin sinyallerini verdi. Şahan Gökbakar bakalım karısından hem met ettiği hem de özür dilediği mesajda neler var? Bakalım hemen ne demiş Şahan Gökbakar? Yaptığım bir skeç sonrasında ilk arabasını Polo kendi parasıyla almış. Tanıdığımda ailesiyle yaşayan, kendi emeğiyle ve arkasında para babaları olmadan moda üzerine çalışmış, evlendikten sonra iki çocuğumuzu dadısız kendi başımıza büyütmek için tüm hayatını onlara adamış, bunca imkana rağmen şımarmamış, evlenmeden önce de sonra da gayet asil, onurlu, temiz ve dürüst bir insan olan canım karım. Wow! Değerli eşim Selin'im hiç alakası olmamasına rağmen bu yolan dolan leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz. Aa, şimdi Acun ne? Ay Acun diyor. Acun ne ayol? Aa, <gülüyor> <gülüyor> Seboş vallahi hakikaten artık magazin yapmakta olayları karıştırıyorum. Düşünsenize başka bir konu içinde başka bir konuyu konuşur hale geleceğim. Durun bir bitireyim patlamak üzereyim çünkü geliyorum hemen. Tekrar sıralayacağım bakın. E, bu da bir hakaret bence. Ay Kız ne oluyor? Küpeler müpeler düşüyor. Ay bak görüyor musunuz? Bunun arkasındaki şey de gitti şimdi. Ay bulamayacağım. Ama heyecanlı yerindeyiz. Ee, bu yalan dolan leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz, ay yazmış da yazmış muhabbetin içinde adını geçmesi sebep olduğum için üzgünüm, kusura bakma. Canım karım seni seviyorum diyerekten. <laughs> bir kere karısını sevmesi. Çok ya yani ben ne, ne derler bir erkeğin e, e, karısına, eşine e, kol kanat germesi, korumaya çalışması, sevgi sözcükleriyle ne bileyim onu şımartması, komplimanlar ne derseniz artık bu çok güzel bir şey. E, kutluyorum. Hiç şu şahandan beklemezdik değil mi? Yani şahan bir tam bir ev erkeği oldu. Kutluyorum. Bir tam bir aile babası oldu. Mesela bakın Cem Yılmaz onu oturtamadı. Farkında mısınız? Hep bir, bir bekar hayatı. E, hep hayatında e, renkli kadınlar geldi geçti ama bir aile babası tam manasıyla olabildi mi? E, tabii ki yani insan hayatı, hepimizin seçimleri, tercihleri e, o ayrı konu ama e, hani şahandan beklenmezdi. Helal olsun demek istiyorum. Çünkü 3-4 komedyen içerisinde tam bir aile babası olarak Şahan var şu anda. Karısına da dört dörtlük sahip çıkıyor. Ama velakin bu kadar sivri, bu kadar e, ne derler e, can acı acıtacak skeçler yapıyorsan e, ve arkasına bu kadar e, paçoz, çirkin, seviyesiz, değ değersiz, ucuz diye hakaret sıralaman doğru değil. Çünkü o zaman e, kadını haklı çıkarmış oluyorsun. Biz kadına niye kızdık? Mizaha hoşgörülü davranmıyor. Buket Aydın'dan bahsediyorum. İşte mizah yaptı adam. İşte komiklik yaptı. Sen çıktın ciddi ciddi onca hakareti televizyon ekranlarından saydırdın. Doğru değil demiştik. Ama senin bu mesajınla sen e, değersizleştirdin, ucuz dedin, varoş dedin, dedin de dedin bu kadar hakareti sıralayıp bir de mahkemeye gidiyorsan İkisi de al birini, vur ötekini doğru bir davranış değil. Evet senin karını karıştırmamalıydı. Evet üçüncü şahısları kendi kavgasına ne sen ne o katmamalıydınız. Ee, Bu Aydın'ın yaptığına nasıl yanlış dediysek şu anda Şahan Gökbakar'ın yaptığı da yanlış. Bu yorum da yanlış. Sen yine kadını, e, karını ne kadar sevdiğinden, böyle bir ortamın içerisinde adının anılmasından üzüntü duyduğunu belirtebilirsin. Ama... Karşı tarafı paçozlukla, seviyesizlikle, varoşlukla, çirkinlikle itham edersen aynı onun kullanmış olduğu uslubu, dili kullanmış olursun. O zaman hiçbir farkınız yok. Birinizin diğerinden, ne derler demirden korksaydık trene binmezdik. Bazen de yaptığımız iş gereği Şarkıcıysan kardeşim bir takım şeylere göğüs gereceksin. Ünlüysen bir takım şeyleri yani bu yola çıktıysan ünlü olacağım diye yırtındıysan insan ünlü olduktan sonra mikrofon uzatıldığında üf demeyeceksin. Yani insanlar seçimlerinin sonucunu yaşar öyle değil mi? Şimdi hem insanların belden aşağı komik videolarını çekeceksin sana hakaret ettiklerinde sen de aynı uslupla cevap vereceksin. Yok hiçbirinizin diğerinden farkı diye düşünüyorum. E, dava açmaya hazırlanıyormuş e, Şahan Gökbak'a. Değerli bir komedyen. Bizim gülmeye ihtiyacımız var. En çok da gülmeye ihtiyacımız var. O kadar ne derler negatif enerjinin e, içerisinde yoğrulmuş bir topluma döndük ki ekonomi, kriz, depremler, felaketler üst üste çok acı yaşadık. Ve bu toplum çok gergin. Gülmeye ihtiyacımız var ama artık ne derler? Mizah duygumuzu da kaybetmişiz. Mizah anlayışımızı da kaybetmişiz. Gülmek yerine birbirimizin gözünü oymaya çalışıyoruz. Ama senin de şu yaptığın mesaj, eğer sessiz kalsaydın e, o kadar asil olurdu ki Şahan. Gerçekten sessiz anlıyorum, yenilir yutulur şeyler söylemedi. İnsanın içinde patlıyor bir takım duygular ama şu hakaretleri sıralamadan... E, zarif bir dil kullansaydın bak gurur duydum eşinden bir adamın özür diliyor olması ne kadar güzel bir şey ya. Erkeklerin eşine sahip çıkıp eşini güzel sözcükler söylemesi muazzam bir şey. Bu, bu yönünü takdir ediyoruz ama karşı tarafa hak o da bir kadın. Biz senin eşine söylediklerini ay kız ne oluyor ay. A -a. <laughs> Bakar mısınız? Ay şu güzelliğime, şu zarafetime. Demek ki küpede var bir sıkıntı. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Eee o zaman hemen şurada bir yedek küpe vardı. Küpede var bir sıkıntı yok. Çatır çatır düştüler. Aa olacak iş değil. Işıltılı bir şey takayım. Belki de bu kıyafete gitmedi mi nedir? Aa kulağımdan küpeler fırladı yok. Bunda da var bir hayır. Ne diyorsunuz? Şimdi bazıları e, buket konusunda beni eleştirmişler. İşte e, o sonundaki cümle şık katmadı sevda seninle her konuda ha, katılıyorum ama burada sana katılmıyorum diyenler olmuştu. Ama seboşunuz e, ne Şahan'ın babamın oğlu ne de Buket Aydın benim düşmanım. Bakın burada da ne diyorum Şahan'ı kusurlu buldum. Eğer sessiz kalsaydı bu kadar hakaret kullandığı bir metin paylaşmasaydı Şahan haklıydı. Ama şimdi... Yok birinin diğerinden farkı ben öyle düşünüyorum bilmem. Siz ne dersiniz geçelim mi diğer konularımıza o zaman? Hemen bakıyoruz gündemimizde neler neler var. Ay Mehmet Ali, ay kazan kaldırmış çocuklar. Çocuklar resmen isyan bayrağını çekmişler arkadaşlar. Ee, Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum demiş. Ünlü şovmen ise yeniden bebek istiyorum demişti. Yasmin Erbil babasının yeniden bebek istiyorum sözleri için. Ona hiç girmeyelim telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Ali Sadi öyle bir şey olursa camdan aşağı atarım kendimi demiş. Ay onun için hiç bunu kaldıramayız. Hani tamam hadi genç hanımlarla geziyor tozuyor. E, kız da sempatik de bir kız. Bizi sinemaya götüreceğim derdi diyor. Hop diyor yanında genç bir kadın belirirdi diyor. Ee, bizi götürmekten vazgeçerdi. Tamam diyor maddi anlamda bir şeyimiz eksik etmedi ama diyor manevi olarak e, tabii ki baba, baba olmak zaten bir nevi yani patronun değil ki baban senin. Sevgi aktarımı, sevgi paylaşımı, zaman ayırmak e, o kadar değerli ki onlar da e, bu 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 tarz rahatsızlıklarını dile getirmişler ama haklılar da 65 yaşından sonra ya sen zaten bu saatten sonra 65'inden 66 yaşından sonra baba olsan dede gibi olacaksın kendi çocuğuna. Çocuğa da yazık düşünsene çocuk okula gidecek yaşta 70 yaşındasın. Deden mi baban mı yani bir de birazcık da yani böyle ne derler bir şeyi düşünürken eğer gerçekten sadece kendinizi düşünmeyeceksiniz, çocuğu da düşüneceksin. Çocuk belki de ortaokula gittiğinde sen hayatta olmayacaksın. Yani onun da bir babayla geçireceği zamanı daraltıp kısaltıyorsun. 65'inden 70'inden sonra baba olmak ne ya? Ne diyorsunuz? Ben şımarıklık olarak buluyorum. E çocuklarda haliyle 3 çocuğu var zannedersem. E, oğlu da yeni bir çocuk olursa kendimi kaldır atarım diye zaten babalarını göremiyorlar. Belki de zaten babalarıyla yeteri kadar vakit geçiremiyorlar. E, genç kızların peşinde bir baba. Bir de çocukları olduğunu düşünsen iyice papuçları dama atılacak diye düşünüyor olabilirler. E, ama e, valla Mehmet Ali'nin bunu biraz da bilinçli konuşulsun diye yaptığını düşünüyorum. Farkında mısınız ya? O da biliyordur aptal değildir herhalde. 65-66-70 yaşından sonra baba olunmayacağını. Ya da ne bileyim zaten e, abidik kubidik ilişkiler yaşayıp bunu da bir de konuşulsun diye magazine taşıyor çünkü. O kızı koluna takıp e, magazincilerin olduğu yerde geziyorsan görmelerini istiyorsun demektir. Bir insan böyle bir ilişkinin basına yansımasını istemedikten sonra inanın yansımaz. E, gitmezsin etilere nişan nişantaşına seni kimse görmez. Kimle ne yaşadığını kimse bilmez. Bütün gazetecileri davet edip yüzük taktık Amerika'da evleniyoruz diye haber yaptıranlar kendileri... Yazık ya boyun kadar kızın var, oğlun var. Ne bileyim nasıl bir boyutta yaşıyorlar. Para bu kadar mı artıyor insanlara arkadaşlar. Demek ki gerçekten yani güç ve para insanlarda her türlü hadsizliği kendilerinde böyle sanki bir ego ile birlikte her türlü hadsizliği yapabileceğinin gücünü alıyorlar herhalde paradan ya da güçten. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa bir insan çıkıp çıkıp da 60'ından 70'inden sonra baba olacağım, öyle olacağım, böyle olacağım. Hani baba olmamış olur bir derece. O duyguyu tatmamış olur bir derece. Zaten 3 tane evladım var. Evlatların diyor ki biz babamızı göremiyoruz. Sen neyine bu saatten sonra baba olacağım diyorsun. Kızı çok tatlı yalnız. Gülerek durumu ifade etmiş. Dün biliyorsunuz çok konuşulan artık fragmanları ne derler milyonlarca izlenen e, Dilber karakterinin elbisesi yok satan bağlamacısı 4000 liraya çalışırken 300 bine ekstraya gider hale gelen dizi dün başladı ve tüm kategorilerde e, reytingleri üst etti. Yılmaz Erdoğan zaten belliydi fragmanlarından dizinin reytingleri patlatacağı arkadaşlar. Bir de o kadar hani e, ne derler o alan bilmiyorum daha böyle dolu bir alan değildi. Hani majör bir dizinin olduğu bir alan değildi. Gün tam cuk oldu onlar için. Bakalım bir sonraki bölümde de reytingleri aynı seviyede devam ettirirlerse demek ki dizi başarılı. Yılmaz Erdoğan e, e, bir edebiyat hocasını canlandırıyor ve gerçekten de Ding, ...dinginliği ve sakinliği... ...hani ne derler, vurduğu, kırdığı... ...ekşin yaratalım, abidik gubidik konuyu... ...işte ne bileyim, çevirip çekelim... kaygısı kaygısıyla yapılmış bir dizi gibi... ...gelmedi bana. İzledim, beğendim. Biraz durağanla olmakla birlikte ama... ...bir hikayesi var. Bir anlatım dili var. Ben beğendim. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Ee, beğenilmiş olacak ki... reytingleri de... ...ne derler, patlatmış geçelim. E, tabii ki e, tutan diğer dizi şeyle de Kızıl Goncalar'la da kıyaslanmış. Acaba hangisi daha başarılı? Nasıl geçen senenin en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti ile Yalı Çapkın'ıydı. O ikisi de kan kaybediyor. Yalı Çapkın'ı bıraktım artık ben diyor Demet Akalın. Çünkü niye saçmaladılar? O iki aşığı. Ya aşkı öldürünce ben de Kızılcık Şerbeti'nden soğudum. Ömer'le Kıvılcım'ın aşkını bitirdiler ya böyle saçma sapan bir şeye çevirdiler. Yani ne bileyim aşktan soğutuyorlar. Öyle bir hale getiriyorlar ki, eee Demet Akalın'da izlemiyorum artık dedi. Şimdi inci taneleriyle kızıl Goncaları mukayese ediyorlar. Acaba en çok hangisi izlenir ya da ne bileyim ikisinden hangisini daha çok beğeniyorsunuz diye sosyal medyada paylaşılar yapılıyor. Hemen fikrimi söyleyeyim. Kızıl goncalar. Yani eğer ki ikisinden birini izleyeceksem kızıl goncaları ben tercih ederim. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kızılcık şerbeti ne de bir fenomen zannedersem e, influencer Meriç Keskin konuk olacakmış bu akşam. Olsun bakalım. E, bakalım ne demiş haber? Show TV'deki Kızılcık Şerbeti'nin sevilen dizisi. Show TV'nin e, yapımı, Golf filmin yapımcılığı Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini işte bilmem geçelim oraları. Ee, Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizide Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak bölümünün sosyal medyadan tanınmış isim Meriç Keskin konuk oluyor. Dizinin merakla beklenen bölümünde Meriç Keskin, e, Zülkar'ın e, arkadaşı Hamiyet karakteriyle giriyormuş diziye. Bakalım e, komik de bir karaktermiş fal mı bakıyor artık nedir ne değildir bilmiyorum ama izleyelim görelim dedikten sonra. Enteresan Fatma Girik ay özlüyoruz değil mi ne çabuk geçiyor zaman herhalde ölüm yılının ikinci senesinde e, anılmış efsane sanatçı veliahtı olarak da Tuğba Büyüküstü'nü seçmiş. Enteresan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Fatma Girik ölümünün ikinci yıl dönümünde belediye başkanlığı yaptığı Şişli'de anılmış usta sanatçıyı anma töreninde oyuncu Tuba Büyük Üstün videolu mesaj atmış zannedersem Fatma Hanım'ı tanımak bana nasip olmadı. Kendisi ölmeden önce veliahtım bu kızdır demiş benim için. Veliahtı olarak beni seçtiği için buradan kendisine minnetlerimi sunuyorum. Huzur içinde yazsın. Vefanın ne demek olduğunu şimdi tam anlamıyla anlıyorum demiş. Güzel oyuncumuz Yeşil Gözlü Tuğba Büyük Üstün arkadaşlar. Bakın bu küpelerim düşmedi. Aa pat 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 gördünüz değil mi? Ee, bir bu düştü bir bu düştü. Var bir şeyler anacığım ya Durduk yere klipsleri de sağlam arkadaşlar. Aa patır patır attı küpelerim. Evet geçiyoruz. Diğer haberlerimize bakalım. gündemi konuşulanları. Dün birazcık bahsettik biliyorsunuz. Dilan Polat'ın mahkemesi vardı 24'ünde. İşte sonuç 25'inde açıklanılacak dedi. İnsanlar haber akla bekledi. Çıkıyor mu? Ha çıktı? Ha çıkacak derken e, tutukluluk hallerinin devamına ve 12 tutuklu o davada, o dosyada 12 tutuklu varmış. O 12 tutuklu'dan hiçbirine e, serbestlik gelmedi. Tutukluluklarına devam ediliyor. Bu arada Selin Ciğerci de inanılmaz bir şekilde öfkeli, sinirli ve yalvarırım bitsin artık diye isyan ediyor. Mal varlıklarını el konulan Selin Ciğerci kimseye ödeme yapamıyorum. Annemin emekli maaşına kadar her şey kapalı. Yalvarırım bitsin diye yetkililere seslendiği videolar paylaşıyor. Ya gerçekten şu fenomenler olayı artık bir ortadan kalksa enteresan bir şekilde ee, Belki de işini layıkıyla yapanlar da yandı gerçekten. O da kötü bir şey ya düşünsenize. Bir sektör var, sektörün içerisinde belki illegal işlere bulaşmış olanları var ama koca bir sektör e, yara aldı diye düşünüyorum. Selinciyerci e, 60 milyon vergi ödedim ben diyor. Ama vergi ödemekle eğer illegal işlere karıştıysan vergi ödedim diye sıyrılamazsın. İnşallah karışmamıştır bilemeyiz. Ben e, e, Kendinin söylemesi, ee, çalıştım, çabaladım, hiçbir illegal işlere karışmadım, hiçbir suçum yok, araştırılsın çıkarsa da cezama razıyım diyor zaten. Ee, çok iddialı konuşuyor ama yine de bilemeyiz. Öyle değil mi? Ee, devlet de durduk yere kimsenin malına, mülküne tedbir koymaz diye düşünüyorum. Yani vardır devlet yetkilileri, bizim bilmediğimizi biliyor onlar. Onlar da herkesi dinliyorlar, herkesin hesap akışlarına girdileri, çıktıları. Onlar her şeye vakıf. Biz sadece magazinden gördüğümüz kadar değerlendirebiliriz. Ama enteresan bir süreç, gene enteresan bir haber. Seren Serengil, Seda Sayan'ı adeta topa tutmuş ve kendisini taklit ettiğini düşünüyor. Bakın ne demiş arkadaşlar Seda Sayan için? Seda ablacığım Ajda nasıl 75 yaşın üstünde en beğendiğim kadınsa sen de 65 yaş üstü en beğendiğim kadınların başında geliyorsun. Ben takip edilmeyi çok seviyorum. Hoşuma da gidiyor ama aynı camiada bir tane seda olur, bir tane seren olsun. Kaşlarını aynı yaptın. Yani kendisinin kaşı gibi yaptığını söylüyor. Kalınlaştırdın, gözlerini çektin, benim doktoruma gidiyorsun. Aynısını yapın diyorsunuz. Seda serengil olunca veya seren sayan olursak Anladım ki ne olacak bak sen üstteki fotoğrafını alttaki benim ama alttaki yine benim. Yapma ablacım sen, sen zaten güzeldin. Kaşlar, bakışlar, saç modeli bir sal beni artık diye. Yani e, bu ne ego? Yani Seren hakikaten egodan çatlayacak, şişecek. Hanımefendi Sedan Sayan seni taklit edip etmiyor. Bütün estetikli kadınlar birbirine benziyor. Hepiniz birbirinize benzediğiniz için sen onun seni taklit ettiğini düşünüyorsun. E, aynı kalın kaş. Kusura bakma da kalın kaş. Senden önce Seda Sayan'da vardı. Parmağım kalınlığında kaşı vardı kadının. Hatırlar mısınız Seda Sayan'ın eski hallerini? En kalın kaşlı solistlerden biri Seda Sayan'dı yani. O yeni kalınlaştırmadı ki abi değiştirmiştir. Kaş dediğin incedir, kalındır. Bakalım hangi resim? E, şu resimden yola çıkarak... Kendini bana benzettin demiş. Koymuş altta da arkadaşlar şöyle bir resim. Seda Sayan'ın şöyle bir resmini koymuş. İşte kaşlar aynı ben, gözler ben, dudaklar ben. Valla Seda Sayan'ın Seren Serengil'i taklit etmek gibi bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Kızdığımız yanları var biliyorsunuz. Sert eleştirenlerden biriyim Seda Sayan ama ben Seda Sayan'ın Seren Serengil'e benzemeye çalıştığını hiç düşünmüyorum. Kadın zaten ne, ne derler haftanın 5 günü canlı yayın reklamlarda oynuyor. Paraya para demiyor. Yani e, estetikçilerden çıkmıyor anladığım kadarıyla. Genç sevgilisi var gençte kalmak istiyor. Onun çabasında olduğunu düşünüyorum. Kendiyle yarıştığını düşünüyorum ben. Seda Sayan'ın bir kendiyle ilgili bir stili var. O stilde e, onu korumaya çalıştığını düşünüyorum. Birine benzemeye çalıştığını hiç düşünmüyorum. Bu yeni yetmemi kardeşim... Kendin de söylüyorsun 65. 65 yaşına gelmiş bir kadın birine benzemeye çalışmaz. Kendinin olabildiği en iyi versiyonu olmaya çalışır. O yüzden sen bu egoyu bırak. Ee, ne oldu sen hani atıp tutuyordun söylemezsem olmazdan sonra iki sene geçti sen oradan ayrılalı. Atıyordun tutuyordun teklifler var oradan geç, çağırıyorlar buradan çağırıyorlar. Ne oldu? O tekliflerin hepsi yalan oldu. Hani kimsenin seni yipleyip çağırdığı da yok. Program verdiği de yok. Onu da geçtim YouTube'da wow, öyle yapacağım böyle yapacağım dedin. O da gümledi elinde patladı. Geçenlerde mehtabı dinlemeye gitmiş dersem Acaba sahneye mi döneyim diyor. Artık bence şeyin kafası çok karışık Seren Serengil'in. Dikkat çekmeye çalışıyor. Allah hükümet ki şimdi ben ne derler? Yiğidi öldürürüm hakkını veririm. Seda Sayan sana beş gömlek büyük kardeşim. Hiçbir zaman sen onun önünde bir kadın olamadın. Ne televizyonculuk anlamında ne güzellik anlamında. E şimdi kalkıp da sen Seda beni taklit ediyor dersen millet de sana götüyle güler. <laughs> Haksız mıyım? Şimdi tamam sen ayrı bir bak mesela estetik e, Seren Serengi'yle daha çok yakışıyor. Yani onu söyleyebilirim eğer derdin oysa. Sen estetiği daha iyi taşıyorsun. Seda Sayan biraz bilinçsizce bodozlama yaptırdığını düşünüyorum. Ama bu demek değil ki seren serengülü taklit etsin. Hiç de alakanız yok. Hiçbir benzerlik yok. Estetikli olmanın dışında. Zaten şimdi nişan taşına git bütün kadınlar kedi gözlü. O badem göz estetiği dediği. Bütün kadınlar aynı tip e, tatüden çıkmış kaşlar. Aynı kalınlıkta dudaklar. E, elmacık kemekleri taşurdan başlıyor. E, e tabii ki aynı e, estetikler yapılınca bir benzerlik oluyor. <laughs> Yoksa seni taklit ettiğinden değil de sen de gidiyorsun aynı estetikleri yaptırıyorsun. O da gidiyor aynı estetikleri yaptırıyor. Bana kalırsa nişan taşındaki kadınların hepsine seren seren gibi sen de benziyorsun. Onlar da sana benziyor. Bir bu birini alıp tükeni dişlere kadar. Dişler de aynı model. Farkında mısınız? Ön dişler tavşan, Geriye doğru böyle bir tavşan diş kalkıp dudaklar ee, yani geriye ne kaldı ki zaten yüz dedim bir avuç bir şey kaş aynı olunca dudak aynı olunca yanak aynı olunca gözler aynı olunca yani bırak da benzesin bu benzerlik seni taklit etmekten dolayı değil de e, sizlerin estetik merakından diye düşünüyorum. Vermiş veriştirmiş bu ya e, o da ona öyle e, sataşmış. O kadar egosu şişik ki o kadar kendini beğeniyor ki o kadar kaftanda görüyor ki aynı şey gibi Banu Alkan gibi Banu Alkan da Kylie Jenner'ın kendisini bir dünya e, yıldızının kendini taklit ettiğini düşünüyor. Bir tane mayodan yola çıkarak bir saç modelinden yola çıkarak düşünebiliyor musunuz? Egoya bakar mısınız? Yani niye 20 yaş, 25 yaşında kadın, 60 yaşında kadının 30 sene önceki halini taklit etsin? Üstelik de nereden bulacak görecek de taklit edecek de vay da vay. Yani bu ego ve bu kibir e, insanda e, bastıramayacağı kadar yüksek seviyelerde ise böyle saçma sapan bir e, patlayışla böyle bir saçma sapan sözle ondan yansıyor diye düşünüyorum. Ben Seren Serengil'in e, saçmaladığını... Ve zaten sektörden birkaç sene daha böyle giderse sininip gideceğini düşünüyorum. Geçti güzelim sen de kusura bakma onu yaştan vuruyorsun da sen de ona 65 diyorsun sen de 52-53 yaşında bir kadınsın. Yani kusura bakmayacaksın onu eğer yaşından vuruyorsan sen de daha işte arkasından ona yetişiyorsun. Yani 5 yaş 10 yaş o kadar da önemli değil birisini yaşla vuruyorsan eğer öyle değil mi? Ha, e, 55 olmuş, ha, 65 olmuş yani benim için aynı. Yani tamam 10 10. jenerasyon farkı olabilir birazcık ama öyle şimdi sen onu yaştan vuruyorsun ama o zaten yükünü tutmuş, yapacağını yapmış. Seda Sayan ne derler e, e, artık bir 100 sene çalışmasa dünyalığını yapmış o kadın. Ona topla tüfekle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Ozan Güven'in ee, sevgilisiyle bir darp olayı davaları vardı. Sevgilisi ona gitti, dava açtı. Sonra gitti e, Ozan da dava açtı. Ozan'ın o günden beri e, şey hayatı bitti resmen. Televizyon ve dizi hayatı bitti. Popüler bir adamdı. Bak işinden de oldu. İşte öfke kontrolü ya da ne bileyim adının böyle bir lekelenmesi kadar korkunç bir şey olamaz. Ozan güven için de çok da ne derler hoşuna gitmeyecek. Oğlum sakın oralara basmıyorsun. Ay salladı tripodumu. Kablosuna mı bastın oğlum? Paşa yatıyordu deminden beri. Ne derler hani aksi yaşlı adamlar olur ya. İşim olduğu zaman gider balkonun kapısını çalar şimdi balkonu çalarsa şaşırmam. Gelir bu masanın altında dolaşır tam böyle salça bulaşık bir şey. Burnumdan getiriyor benim. Hemen geçecek olursak konumuza eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un darp etti iddiasıyla 13 yıl 6 ay ne kadar hapis talep edilen oyuncu ay bu kadar da değil yani gözü hafif karardı diye. Tabii ki şiddete karşıyız ama bir insanın ikili ilişkilerinde o da ona vurmuş o da ona vurmuş. Bunu savunduğundan söylemiyorum ama bir insan birisine vurdu diye 13 yıl hapis olur mu ayol? Cinayet işleyenleri serbest bırakıp 13 yıl ne bileyim işte bu hukuk sistemi tabii benim anlayamayacağım bir şey ama ee, Ozan Güven yargılandığı davada adli tıp kurumu tarafından hazırlanan e, dava dosyasına giren raporda bulutsuzda olayın ardından ansiyete bozukluğu geliştiği, yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedilmiş. O, onun hani hafif yaralama ya da hafif bir şeyler, hatta e, gözünü gitti, boyadı, makyajla o hale getirdi bile dediydi Ozan Güven ama e, adli tıp öyle olmadığını söylemiş yaralanmalar basit nitelikte değil demiş. Ve bulutsuzun yüzünde sabit bir iz de yok. Öyle de bir rapor çıkmış. Zaten öyle bir göz, o ilk zamanlar gözünde bir kanlanma ve morluk vardı. Ve kolunu falan sıkmış zannedersen. Ozan Güven dedik, o da bana vurdu. O da bana e, saldırdı falan. Ya işte ne gerek var değil mi işte ikili ilişkilerde maalesef oluyor böyle. Kavgalar, e, bazen istemsiz ağızdan çıkan küfürler, hakaretler işte... Olayı alıyor başka bir yere götürüyor. Ne kadar ilişkilerde sakinliğini korumak önemli öyle değil mi? Ya olmuyorsa çeker gidersiniz iki tarafta. Zaten evli de değillermiş. Neyin yani birbirinizi bu kadar hırpalayacak kadar neyi bölüşemiyorsunuz? Artık hakikaten e, olmuyorsa ya benim sistemim odur kardeşim. Yürüyemiyor yürümüyorum alır çantamı çeker giderim. Ya alsın çantasını çeksin gitsin. Yani bu iş böyle ne birbirine zulmedeceksin hayat zaten kısa birbirinize hayatı zindan edeceksin. İşte anlamak mümkün değil ama medeni insanlar böyle yapar. Bak ne kadar saygı duydum Şahan'a. Karısından, canım karım diye karısından nasıl övgülerle bahsediyor. Muazzam bir şey ya bir erkeğin kad e karısı hakkında bu kadar güzel konuşuyor olması Bak heh, ne dedim? Şimdi gider e kapının önünde havlar dedim. Dediğimde çıktı. Hemen geliyorum o zaman. Paşayı benden başka kimse Çekemez diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, ne derler insanın sınırlarını zorlayacak kadar zor bir köpek. E, biliyor burada benim çekim yaptığımı. E, ona bile tahammülü yok. <laughs> Hiçbir şeye tahammülü yok. Evden çıkmama tahammülü yok. E, ne, ne bileyim işte yalnız kalmaya tahammülü yok. Canının istediğinde istediği her şey olacak. Aa tam keşke paşam koymasaydım adını diyorum bazen. Mazlum falan mı koysaydım? Resmen ömrümü tüketiyor arkadaşlar. İnanın e, ne derler hayatımın en zorlu sürecini yaşatıyor bana. Evet e, bugünün konuşulan konuları bunlardı. Bakalım kan kaybeden iki e, majör dizi Yalı Çapkın'ı ve e, Kızılcık Şerbeti yarışının kazananı yarın kim olacak? Açık ara iki haftadır Kızılcık Şerbeti. E, yalı çapkınını geçti solladı devam ediyor ama ben kızılcık şerbetinden de, Aa, izliyorum ama öyle hani keyifli izlediğimi söyleyemem çünkü çok fazla onlar da e, konuyu dağıttılar saçmaladılar bakalım e, bugün neler izleyeceğiz hep birlikte izleyip göreceğiz hepinizi çok seviyorum değerli mesajlarınızı okuyorum ve büyük keyif alıyorum arkadaşlar e, kiminiz sitem ediyor bazen e, yorum yaparken bir de diyorsun yanlış anlama Kızma da birazcık sen eleştiriye gelemiyorsun diye zılgıtı çekenleriniz de oluyor. Ee, eleştiriye de açım öyle bir şey yok arkadaşlar ama yani şöyle bakıyorum ama herkesi memnun edemeyeceğimi de anlıyorum. Birisini otur diyorsa birisi kalk diyor. Birisi işte Ay şeye çok güldüm kahkahalarla güldüm. Ee, iyi hoş da diyor o topuk tıkırtım ben kulaklıkla dinliyorum kulağıma çivi çakıyorlar diyor <laughs> Ay özür diliyorum. Kulağınıza vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı e, özür diliyorum. Ama ne bileyim biraz elegans bir kadınım ayol. Hani o yüzden ee, beni de böyle kabul edin bir takım e, şeyler hoş gelmeyebilir şimdi hepinizin istediği şekle bürün ama bakın ne diyor birisi otur diyor birisi kalk diyor biri mutfağa git diyor biri ah, sakın gitme burada dur diyor yani o zaman bırakın bana ben e, ne derler kafama göre hissettiğime göre ee, sizlerle bu gerçekleştirdiğimiz yayını kendi ruh halime göre ayarlayayım. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen o güzel yorumlarınıza devam edin. Hepsini keyifle okuyorum. İnanılmaz hoşuma gidiyor yorumları okumak. Bazen kahkahayı patlatıyorum. Ee, öyle bir esprili yaklaşımla konulara yaklaşıyorsunuz ki e, beni güldürüyorsunuz. Muazzam bir şey. Ailemiz biraz e, ne derler yavaş ve ağır şekilde büyüyor. İnanın hiç kasmıyorum. Olduğu kadarıyla bir takipçi demiş ki Savaş'ım son zamanlarda azaldı diye. Ya insanların hayat gailesi, sıkıntıları hiç öyle de derdimiz yok. İzleyen izler, izlemeyen izlemez arkadaşlar. Kasmıyoruz. Yarın görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Her zaman Savaş'ınızla kalın.